Enlerin kanalı En Rota TV. Evet sevgili dostlar, Erzurum Oltu'dayız. Oltu'ya gelmişken de cağ kebabın tadına bakmadan gitmek istemedik. Buradan Erzurum'un tüm ilçelerini gezeceğiz ama cağ kebap salonuna geldik. Şimdi cağ kebap salonunda da bu tadı tadan yabancı misafirlerimiz var. Efendim merhaba. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a çok şükür, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nereden geldiniz? Antalya Manavgat. Oo, Antalya Manavgat. O sıcak mevsimde bu kadar bir serin bir havaya geldiniz. Süper. Efendim gerçekten de çok güzel. Nasıl buldunuz peki? Yaşamak lazım. Aynen, yaşamak lazım. Efendim gerçekten de burası çok güzel. Akşamları da hafif bir kalın bir yorganımız da var. Onunla uyuduk akşam. Abimiz de Antalya Manavgat'tan geldi. Hemen ablamıza dönelim. Abla merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuz burayı? Ben çok beğendim. Çok güzel. Zaten havasıyla beraber, ikisi beraber çok güzel oluyor gerçekten de. Evet, bekliyoruz herkesi. Antalya Manavgat'tan sonra böyle bir serinlik. Çok güzel, gerçekten eşime söylüyorum, gitmek istemiyorum Antalya Manavgat'a, çok peki, güzel. Peki cağ kebabı nasıl buldunuz? Çok güzel, gerçekten çok beğendim. Evet. Ustalarımızın ellerine sağlık. Evet. Çok güzel, çok beğendim. Efendim yani Oltu'ya gelmişken kesinlikle burada tadın. Sonra ayrılın, pişman olursunuz. Efendim sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Sizlere de iyi tatiller diliyoruz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Efendim isim neydi? Bilal. Bilal Bey, iyi tatiller diliyoruz. Umarız Oltu'yu beğenmişsinizdir. Süper. Çünkü bizim için misafirperverlik her şeyin önünde gelen bir şeydir. Allah razı olsun. Dadaşlardan memnun kaldınız mı? En son sorumuz bu olsun. Yaşamak lazım. Gerisini söylememiz gerek kalmadan. Aynen. Çok süper, çok kaliteli. Efendim, Allah razı olsun. Bu Dadaşlar diyarından herkese selamlarımızı iletiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dostlar, cağ kebap deneyimimizi şimdi yapıyoruz. Efendim, elimizden gelen budur. Adım Kıdır derler ya. Gerçekten de çok güzel. Bir küçük şöyle yapabilirim. Onun dışında çok da şey vermek istemiyorum ama anladığımız bir şey de değil. Her ne kadar Erzurumlu olsak, her ne kadar Oltulu da olsak fazla bir tecrübemiz yok ama efendim bu kadar kestik. Muazzam bir tat efendim. Oltu, cağ kebap. Yani bu yörenin, bu coğrafyanın, bu ülkenin dünya markasıdır. Dünya markamızı biz şimdi afiyetle yiyeceğiz. Sizlere de görüntüleri göstereceğiz. İyi seyirler diliyoruz. Ustam elinize sağlık, çok sağ olun. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler, Erzurum merkezdeyiz. Oltu cağ kebabını görünce mutlaka uğramak istedik. Oltu bizim için hassas. Yani cağ kebabı deyince çünkü direkt aklımıza Oltu geliyor. Ve burada sanırım Mumcu'da Oltu cağ kebabı Hümmet Usta'nın da mekanını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Cağ kebap harika. Özellikle başkanım çok beğendim. Ne söylemek istiyorsun? Yani sevgili izleyiciler, söylenecek tek şey muhteşem denilebilir. Gerçekten de tadı da farklı, çok da lezzetli. Yani Erzurum denilince dadaş akla gelir, Erzurum denilince soğuk akla gelir ama ben Erzurum denilince cağ kebap aklıma geliyor. Kesinlikle çok güzel, çok lezzetli. Efendim Erzurum zaten yemekleriyle ünlü bir şehirdir. Cağ kebap dünyanın 8. misli? 8 mi? Dünyanın 8. lezzeti. Evet. Buradan özellikle Kosorlulara, onun dışında Yusufeli, Artvin, yok evet. Cağ kebabı Artvin'in, yok işte İsviçre'nin. Kesinlikle cağ kebabı Oltu'ya ait, bunun patenti de var. Efendim Erzurumlarındır cağ kebap, o yüzden de... İbaresi geçmesi gerekiyor. Muhtemelen yemek patentini de aldılar diye biliyorum. Evet. O yüzden sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Bu arada kusura bakmayın, devamlı et çektik ama Erzurum denilince cağ kebabı akla gelir. Biz de Erzurum'a gelmişken cağ kebabını çektik. Kadayıf dolmasını birazdan tadacağız. Hava biraz sıcak ama böyle şey değil. 45 dereceler gibi, 35 dereceler gibi değil. Gayet serin, güzel. Yani yakıcı bir sıcağı var ama hava da serin yani. O yüzden Erzurum yaşanabilecek, gezilebilecek, görülebilecek bir yerdir. Efendim iyi seyirler diliyoruz.
Biz kapanışı cağ kebapla yapacağız. O yüzden de kusura bakmayın. İyi seyirler diliyorum. Gerçekten vatan, milliyetçilik vardır. Bazı ürünler burada satılmıyor. Şimdi reklam ve markaya geçirmek istemiyorum. Anlayan anladı. Ama şunu gösterebiliriz yani. Yok, marka geçtiği için göstermeyelim. Yok, ama... Sorun. Sevgili dostlar, bu marka değil. Herhangi bir ücret almadı. Buradan YouTube algoritmasını da buradan bildirelim de sonra marka paylaştınız demesinden. Bu Türk malı, kola istedik bu geldi değil mi? Evet. Ama gerçekten de diğer kolayla ayırt edemezsin. Daha iyi. Ben ilk defa içtim bunu burada. Daha iyi. Efendim iyi seyirler. Erzurum'dan herkese selamlar, hürmetler. Evet sevgili dostlar, efendim Erzurum merkezde muhteşem bir cağ kebap salonu var. Yani her yerde yiyin demem. Şundan dolayı cağ kebap gerçekten güzel ama yerinde yerseniz daha güzel. Oltu cağ kebap, Hümmet Usta'nın yerindeyiz. Efendim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu çok güzel olmuş ya. Afiyet olsun, çok teşekkür ederim. Sırrı mırı nasıl söyleyeceğiz, nasıl yapacağız? Sırrını anlatayım. Bunun sırrı oltu cağ kebap olması. Evet. En ilginç. Tabii ki. Yani her yerde yiyebilirsin cağ kebap ama oltu cağ kebabın özelliği farklı. Bunun sinirini temizliyoruz ilk önce. Sinirini aldıktan sonra akşamdan terbiye yapıyoruz bunu. Terbiye yatırdıktan sonra özellikle şiçek eti olursa, böyle şiçek dediğimiz koyunun kuzuyla koyunun arasında çıktı, yeni yetişmiş kuzu, şiçek diyoruz. Ondan olursa daha mükemmel olur. Bir de bunun yaylada otlayanları farklı. Tabii yaylada otlayanlar, otlak olanlar farklı. Bir de besi yaptıkları zaman biraz daha lezzeti farklı oluyor. Bir de şunu ifade edeyim sevgili dostlar. Yani Erzurum'da birçok yerde yedik. Ama maalesef bu tadı alamadık. Aradığımız tat buydu aslında. Biz Erzurumluyuz. Yani neyse onu söyleyeceğiz. Ama her yerde bu tadı yakalayamadık. Çünkü çoğusu sinir doluydu ve çoğusunu yemekte zorlandık. Burası lokum gibi. Yani cağı tutmanız ve ya iki dudağınızın arasına götürmeniz gerçekten yeterli. Şuraya bakın. Etin güzelliğine bakın. Efendim yani Erzurum'a geldiğinizde burada tatmanız gereken lezzetlerden diyebiliriz. Tuttuğum zaman da belli oluyor. Zaten üstünde sinir olsa belli olur. Sinirler çok farklı. Tabii kestiğimiz zaman da belli olur etin üstünde. Bunun sinirlerini temizlediğin zaman çok güzel oluyor. Yani gerçekten mesela patendi zaten oltunun cağ kebap. Yani oltuda ustalar tutukluktan beri yetişir. Yani bunlar 70'te 80'de değil. Bizim bunlar ta 50'lerden evvel yapan dedelerimiz filan. Eskiden köy odalarında herkesin evinin köy odasında oltuda cağ kebap yapardılar. Yani ben dedemden takıyordum. Dedem belki 100 yaşında öldü. Tabii yani dedemden görmüşüm. Kalktım o köy odamızda cağ kebap yapılıyor. Bizim oltunun her tarafında hemen hemen köy odalarında o sonra cağ kebap yapılırdı. Yani bunu çocuktan, çekirdekten yaparsan gerçekten mükemmel yapıyorsun ama... Sevgili dostlar, şunu da söyleyeyim, çok özür dilerim. Ya şu an o kadar sıcak ki ben mümkün olduğunca geri kalıyorum. O yüzden de bu işi gerçekten de hakkıyla yapıyorlar. Allah kolaylık versin. Efendim peki, bir kişi, bir izleyicimiz veya izleyicilerimiz geldi Erzurum'a, burayı nasıl bulacak? Yukarı Mumcu'da Yapı Kredi Bankası'nın karşısında hemen. Çok kolay. Erzurum'da bir tane Yapı Kredi Bankası var. Onun karşısında Zaotao Oltu Cağ Kebap. Oltu Cağ Kebap. Evet. Bizi takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Enlerin kanalı En Rota TV.